Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla Gerede. Milattan öncesine dayanan tarihinde birçok uygarlıklara tanıklık etmiş Gerede. Türk yurdu olduktan sonra Türk kültürünü bugünlere kadar taşımış Gerede. Zümrüt yeşili dağlarla kaplı doğasıyla kendine has şirin Anadolu kenti Gerede. Batı Karadeniz'in İç Anadolu bölgesine geçidi konumunda bulunan Gerede, Bolu'nun doğu tarafındadır. Kızılcahamam, Çamlıdere, Çerkeş, Eski Pazar, Dört Divan, Mengen ve Yeni Çağ ile sınır komşusudur. Ormanlık dağlarla çevrili bir ova olan Gerede Ovası'nın ortalama yüksekliği 1300 metredir. Ova, tektonik bir çöküntü ve eski bir feneplenin volkanik bir örtüyle kaplanması sonucu oluşmuştur. Kuzeyden Arkut, güneyden Köroğlu dağlarıyla çevrili ova, doğu-batı yönünde 30, kuzey-güney yönünde 15 kilometredir. Gerede, Batı Karadeniz iklim kuşağı içerisinde yer alır. Bu kuşağın en sert kışının görüldüğü bölgede, kışları oldukça soğuk ve kar yağışlı, yazları serindir. Bu nedenle ilçe için batıdaki Erzurum denmektedir. Ulusu, Markuşa, Yenecik Çayı ve Körseli Deresi bölgede bulunan önemli akarsulardandır. Ulusu, güneybatıdaki Köroğlu Dağları'ndan iner, şehrin içinden geçen Dayıoğlu Deresi ile birleşerek Gerede Çayı adını alır. Gerede sahip olduğu gölleriyle de ayrı bir güzelliğe sahiptir. Gerede Gölü ilçeye en yakın göldür. Sportif balıkçılık yapılabilen göl, çeşit çeşit su kuşlarına da ev sahipliği yapar. Keçi Gölü'ne Kapaklı Köyü'nün içinden geçilerek ulaşılır. Sakin ve huzurlu bir doğasıyla ve nilüferleriyle görülmeye değer bir göldür. Karabük yolu kenarında bulunan Koca Göl, yolu Gerede'den geçenlere güzel bir manzara sunar. Aktaş Göleti, yapay göl olmasıyla diğerlerinden ayrılır. Ama sahip olduğu güzellikleriyle oldukça iddialıdır. Gerede'yi kuzey ve güneyden kaplayan dağları, çam, köknar, kayın, meşe, kavak gibi orman ağaçlarıyla kaplıdır. Ormanların lezzetli ikramlık ağaçlarından yabani fındık, kuşburnu, kızılcık ve alıçların yeri bir başkadır. Geniş ormanlarla kaplı dağlar birçok yaban hayvanı için uygun yaşam ortamı sunar. Demirpınar mevkisi ve çevresi de geyik koruma alanıdır. Birçok uygarlıklara yurt olmuş Gerede'de ilk yerleşim kalıntıları Ümit Köyü çevresinde tespit edilmiştir. Milattan önce 3000 ila 2000 yıllarına denk gelen yerleşimler Eski Tunç ve Orta Tunç çağlarına denk gelmektedir. Gerede Ovası'nın ortasında Ulusu Çayı'nın aktığı vadinin iki yakasına kurulmuş şehir, mesken temelleri ve pişmiş topraktan kalıntılarıyla hala izini sürdürmektedir. Tarih sahnesinde birçok uygarlıkların izlerini barındıran Gerede, tarihin birçok mücadelesine sahne olmuştur. Pers kralı Kros'un M.Ö. 546 yılında Lidya krallığını yıkmasıyla bölgede başlayan Pers egemenliği, Büyük İskender'in M.Ö. 333 yılında Pers kralı Darius'u yenmesiyle sona erer. Gerede bölgesinde kurulan ilk şehrin M.Ö. 3. asırda Paflagonya'nın bir sınır şehri olan Kresa olduğu sanılıyor. Bitinya Devleti
bölgenin en önemli gücü haline gelmiş, Ziyaylas ülkesini doğu istikametinde geliştirerek bölgeyi ele geçirmiştir. Gerede, Bitinya Devleti'nin 3 önemli kentinden biri olarak Krateia olarak anılmıştır. M.Ö. 89 yılında da Pontus Kralı Mitridates bütün Bitinya topraklarını işgal etmesiyle Bitinya Kralı 4. Nikomedes Roma'ya sığınarak devletini Roma'ya bırakır. Bunun üzerine Roma harekete geçer, bütün Bitinya'yı Pontus işgalinden kurtarır ve bölgeyi egemenliği altına alır. Gerede bölgesi Roma hakimiyetinde imparatorluğun zenginliğinden nasibini alır. Roma İmparatorluğu'nun milattan sonra 395 yılında bölünmesiyle bölgede Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyeti başlar. Kent Bizans döneminde de önemli kentler arasında sayılmaya devam etmiş, piskoposluk merkezi haline getirilerek İstanbul Patrikhanesi'ne bağlanmıştır. 1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'yu Türk egemenliğine açan Selçuklular, ilk 10 yıl içinde İznik'e kadar ulaşmışlardır. Bizans ve Selçuklu mücadelesinin sınır şehirleri olan Bolu ve Gerede, Bizans'ın askeri üssü ve ileri kalesi haline gelir. Selçuklular, Bizans'ı 1176 Miryokefalon Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğratır. İlerleyen Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan, Kladyopolis yani Bolu'yu kuşatır. Fakat Bizans İmparatoru Manuel Komnenos'un yeni bir kuvvetle Bolu'ya gelmesiyle Selçuklular Krateia'ya doğru çekilir. Krateia 1197 yılında Müslüman Türklerin eline geçtikten sonra bugünkü yerinde bir uç beyliği şeklinde yeniden kurularak Oğuz Türkleriyle iskan edilmiş, birçok köyün adını Oğuz boylarının isimlerinden koymuşlardır. Krateia, Alaaddin Keykubat döneminde Anadolu Selçuklu Devleti'nin eyaletlerinden birisiydi. Köse Dağ Savaşı yenilgisi sonrası Anadolu Moğol istilasıyla yeni bir döneme girdi. Tarihçiler, Anadolu'ya hükmeden Moğolların Gerede'yi bir uç beyliği olarak kullandıklarını belirtmişlerdir. Moğol istilası sonrasında Anadolu Selçuklu hakimiyetinin zayıflamasıyla Anadolu'nun her bir köşesinde müstakil beylikler ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Gerede'de kurulan beyliklerden birisi de Gerede Beyliği olmuştur. Gerede ilk olarak 1354 yılında Orhan Gazi zamanında Osmanlı'ya bağlanmıştır. Bu tarih Anadolu'daki beyliklerin birbirleri üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları dönemin içindedir. Gerede ve civarı da Candaroğulları ve Osmanlılar arasındaki nüfuz mücadelesine sahne olmuş, defalarca el değiştirmiştir. 1. Murat ve Yıldırım Bayezid de Gerede'yi Osmanlı'ya tekrar bağlayan padişahlardandır. Son olarak 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet, Candaroğullarının tümünü Osmanlı'ya katarak Bolu Sancağı'nı Candaroğullarından Hasan Bey'e dirlik olarak vermiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nda Gerede 18. yüzyıl başlarında Bolu Sancağı'na bağlı subaşılık haline getirildi. 19. yüzyılda çevre kazalarının birleştirilmesiyle Bolu Safranbolu Mutasarrıflığı kurulmuş ve Gerede bu yönetim içinde kaza merkezi olarak yer almıştır. Şimdi seyyahların dilinden Gerede'ye bir göz atalım. Burası bir yayla eteğinde güzel ve büyük bir şehirdir. Çarşı ve caddeleri geniştir. Dünyanın en soğuk yerlerinden biridir. İbni Batuta, 14. yüzyıl. Gerede, Bolu Sancağı hakinde subaşılıktır. 150 akçelik kazadır. Yeniçeri serdarı vardır. Şehir bir vasi ova içinde olup 100 adet tahta ve kiremit örtülü tarzı kaim hanesi vardır. 9 mahallesi, 10 mihrabı var. Çarşı içindeki cami güzeldir. 3 tekke, 1 hamam, 3 han, 200 dükkan, 7 kahvehanesi vardır. Cümle esnafından ziyade debba ve bıçakçısı vardır. Gerede, göni ve satıyanı meşhurdur. Abu havası latif yayla yerdir.
ahalisi gayet tendürüktür. Halkı ekseriya softa ve talebedir. Soğuğu pek çoktur. Efvah-ı Nas'ta soğuk anılsa, Erzurum soğuğu beni Gerede'de bulun demiş, deyu darbu mesel söylerler. Halkı zinde, mücessem, seci Türk taifesidir. Evliya Çelebi, 17. yüzyıl. Cumhuriyetle birlikte 1923 yılında vilayet olan Bolu'nun 4 kazasından biri de Gerede oldu. 1934 yılında Ankara'dan Kızılcahamam yoluyla İstanbul'a hareket eden Atatürk saat 12 sularında Gerede'ye ulaşmıştır. Bolu valisi Ali Rıza Bey yanında bir heyetle birlikte Gazi'yi il sınırında karşılamış, beraberindeki heyetle birlikte doğruca Ramazan Dede'ye geldi ve şehir eşrafıyla birlikte öğle yemeği yedi. Bu ara çam ağaçlarının altında esen rüzgarla serinlemiş olduğundan buranın adının Esentepe olmasının daha uygun olacağını da söylemiştir. Atatürk'ün bu sözleri halk ve yöneticiler tarafından benimsenmiş ve o günden beri bölge Esentepe olarak anılmaya başlamıştır. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan Gerede, tarihte büyük depremler yaşamıştı. 1 Şubat 1944 tarihinde sabah saat 6:21'de 37 saniye süren 7.5 şiddetindeki Gerede depremiyle şehirde büyük hasarlar meydana geldi. Can kaybının 61 olduğu tespit edilirken felaketi yaşayanlar bu depreme Büyük Hareket ismini verdiler. Gerede birçok medeniyetin izini barındırması gerekirken antik çağlardan bu yana birçok yıkıcı deprem yaşamış, bu depremler nedeniyle bu medeniyetlere ait izlerin çoğunu kaybetmiştir. Gerede, tarihi İpek Yolu'nun üzerinde ve birçok medeniyetin kavşak noktasında olduğu gibi, günümüzde de İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bağlantı noktasında ticari ve turistik yolların kesiştiği bir konumdadır. Şehrin tarihsel dokusuna işlediği Gerede'de birçok tarihi cami ve türbe bulunmaktadır. Yıldırım Bayezid Camii, 1395 tarihinde Sultan Yıldırım Bayezid tarafından yapılmıştır. 1944 depreminde yıkılan cami tekrar inşa edilmiştir. Yukarı Tekke Camii, kitabesine göre Hicri 1267 tarihinde Abdullah Efendi tarafından yaptırılmıştır. Cami kerpiç olup dikdörtgen planlıdır. Caminin yanında Şeyh Abdullah Efendi Türbesi bulunur. Şeyh Abdullah Efendi kayıtlarda Anadolu velilerindendir. Doğum ve vefat tarihleri bilinmemektedir. 19. asrın sonlarında yaşamıştır şeklinde bahsedilir. Aşağı Tekke Türbesi'nde meftun Şeyh Halil Efendi, 1749 tarihinde Balcılar Köyü'nde doğmuştur. Yüceliği Sultan II. Mahmut tarafından da takdir edilerek saraya davet edilip bazı hediyeler verilmiştir. Hacı Emin Efendi Camii 1957 yılında ahşap çark örtü tarzında yeniden yapılmıştı. Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'ya gelen Akıncı Türklerinden olduğu düşünülen Ramazan Dede'nin meftun olduğu türbesi Esentepe mesireliğinde bulunur. Hemen yanında Ramazan Dede Camisi ile ulu çamlarla kaplı doğal güzelliklerin ortasında manevi bir vaha gibidir. Ayrıca Ramazan Dede'nin kardeşi olduğu rivayet edilen Sapanlı Dede'nin Urgancılar Köyü'ndeki türbesi Akıncı Türklerden Şaban Dede ve Gazi Dede mezarları da Gerede'nin manevi ve kültürel miraslarıdır. Gerede'nin tarihi yapıları içinde kendine eşsiz bir yer edinmiş Saat Kulesi, ahşap kare planlı mimarisiyle 1882'de Ahmet Usta tarafından yapılmıştır.
Yukarı Hamam Saat Kulesi'nin hemen altında yer alır. 1461 yılında yapıldığı rivayet edilen hamam, tonoz örtüsü ve dikdörtgen planlı yapısıyla geleneksel Türk hamam yapısındadır. Kiliseli Han, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Gerede'ye Osmanlılar tarafından yapılmıştı. Şehir içi konaklama ve ticaret ana olarak yapılan Kiliseli Han, Gerede'nin o dönemlerde ticaret merkezi olduğunun göstergesidir. Hristiyan tüccarlar için bir odasının şapel olarak düzenlenmesinden dolayı Kiliseli Han olarak adlandırılmıştır. Han iki katlı olup alt katı hayvan barınağı, alışveriş merkezi ve kahvehane bölümünden, üst katı ise konaklama odalarından oluşur. Bitinyalıların inşa ettiği Keçi Kalesi, 1995 yılında temelleri üzerinden restore edilmiştir. Şehrin kuzeyinde Arkut Dağı tepesinde bulunan kale, şehre 5 kilometre uzaklıktadır. Kalenin hikayesi oldukça ilginçtir. Düşman kuvvetleri kaleyi muhasara altına alır. Günlerce süren kuşatma hem kale içindekileri hem de düşman kuvvetlerini yorgun düşürür. Kale içindekilerin erzakları tükenmeye başlamışken son bir hamle olarak bir hile aklederler. Kalede bulunan keçilerin boynuzlarına çıra bağlayıp gece yarısı düşman kuvvetlerinin üzerine sürerler. Bir anda kalabalık bir ordu tarafından baskına uğradıklarını sanan düşmanlar silahlarını bile alamadan tepeden aşağı doğru kaçarak bozguna uğrarlar. Asar Kalesi kalıntıları keşfedilmeyi bekleyen yapılardan biridir. Gerede'nin 20 kilometre doğusunda bulunan kale, yekpare mermer bir kayanın üzerinde küçük bir alana sahip gözetleme ya da karakol kalesi tarzında yapılmış bir kaledir. Kaleden Ulus Uçayı'na kadar gizli bir tünel olduğu söylentileri kaleye ayrı bir gizem katmaktadır. Asar Kalesi duvarlarının çoğu zamana yenik düşerken sadece doğu duvarı ayakta kalabilmiştir. 13. yüzyıl başlarında yapılan Çoğullu Kemer Köprüsü kesme taştan yapılmıştır. Ulus Uçayı'nın üzerinde yüzyıllara meydan okuyan Kemer Köprü Gerede'ye ayrı bir güzellik katmaktadır. Gerede sokaklarında ayakta kalmayı başarmış ve çoğunlukla kullanılan evleri ve tarihi çeşmeleriyle karşılaşabilirsiniz. Tarihi dokusuyla Gerede neredeyse her devre ait mimari özellikleri ziyaretçilerine sunar. Gerede doğal ortamıyla birçok turistik aktiviteye ev sahipliği yapar. Geniş çam ormanlarıyla kaplı dağlarındaki yürüyüş parkurları, doğa severler için eşsiz spor ve gezi imkanı sunar. Bisiklet parkurlarıyla da öne çıkan Gerede, hem amatör hem de profesyonel bisikletçilere hizmet verir. Profesyonel sporculara eğitim sahası sunmasının yanı sıra, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapar. Gerede'nin engebeli doğasına uygun bir yarışma olan ve ilgiyle takip edilen off-road yarışları hem yerel hem de ulusal ölçekli yarışmacıları kıyasıya yarıştırır. Seyircilerine ise unutulmaz anlar yaşaması kalır. Gerede'nin dağları, bol yağışlı geçen kış aylarında kayakçılara çam ağaçlarıyla sarılmış eşsiz güzellikte kayak pistleri sunar. Arkut Dağı Kayak Merkezi, büyük şehirlere olan yakınlığı ve pistlerinin bu sporu öğrenmek isteyenler için çok uygun olmasından dolayı kayakçılarla dolar. D
D100 Karayolu'na 4 kilometre mesafedeki kayak merkezi, dünyada uluslararası karayollarına en yakın pist ünvanına sahiptir. Yurt içinden birçok kayakçıya hizmet veren Gerede, kayaklı koşu milli takımının da değişmez kamp merkezidir. Her yıl Arkut Dağı'nda bulunan kayaklı koşu pistinde Türkiye Kayak Federasyonu tarafından uluslararası yarışmalar düzenlenir. Özellikle İskandinav ülke vatandaşlarının büyük ilgisini çeken pist, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından tescillenmiş ve 5 kilometre uzunluğa sahiptir. Gerede, futbol antrenmanları için en ideal rakımda, bol oksijenli kamp alanlarına sahiptir. Her yıl Süper Lig ve diğer liglerden onlarca takıma ev sahipliği yaptığı tesisler, yabancı kulüplerin de ilgisini çekmektedir. Bir dönem Trabzonspor'da teknik direktörlük yapan Urban Brimes, Gerede'nin Arkut Dağı'nda yaptığı kamptan sonra çok çeşitli ülkelerde kamp yapma imkanım oldu. Ancak buradaki gibi futbolcunun nefesini açan bir oksijen görmedim. Burası tam bir oksijen deposu ve rakımı çok ideal. Türk takımları kendi ülkelerinde böyle imkanları ve yerleri varken neden yurt dışına kamp yapmaya gidiyorlar anlamıyorum diyerek Gerede'nin bu özelliğine vurgu yapmış ve tüm takımlara tavsiye etmiştir. Bir asra yakın süredir düzenlenen geleneksel Esentepe yağlı güreşlerinde ilçeye Türkiye'nin her bölgesinden sporcular ve güreşseverler akın eder. Cazgırlar pehlivanları motive ederken izleyenleri heyecanlandırır. Allah Allah! İllallah! Muhammedun Resulullah! Pehlivanlarımız hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Haydi Allah tebrik etsin. Davullar, zurnalar güreşin ritmiyle sahayı inletir. Binlerce yıllık atasporumuzda minik pehlivanlardan başlayıp baş pehlivanlara kadar her meydanını ter ve yağla sularlar. Eskiden Ramazan Dede olarak bilinen ilçe merkezine çok yakın mesafede 1300 metre yükseklikte bulunan Esentepe, Gerede'nin en önemli mesire alanıdır. Barış Manço'nun tabiriyle altı çim, üstü çam, Esentepe, yaşları yüzyılları aşan çam ve köknar ağaçlarıyla kendisine özgü bitki örtüsü ve doğal kokusu ziyaretçilerini mest eder. Panoramik Gerede manzarasıyla konaklama imkanı sunan Esentepe Otel, yaz-kış ziyaretçilerini ağırlar. Kuş sesleri ve esen rüzgarın melodisiyle nostaljik kır lokantası misafirlerini burada ağırlar. Park Esentepe Kafe Restoran yeni ve modern yüzüyle sizleri bekliyor. Esentepe'nin tertemiz havasında odun ateşinde demlenen semaver çayı size çok iyi gelir. Esentepe'nin sunduğu bu olanaklar ziyaretçilerine yaz-kış şehrin gürültüsünden uzak sağlıklı dinlenme imkanı sunar. Gerede tarihten günümüze kadar eğitimde de kendini göstermiş, bu alanda her zaman üst sıralarda olmuştur. Köklü bir geçmişe sahip olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede Meslek Yüksekokulu, başta dericilik olmak üzere birçok bölümde eğitim vermektedir. Gerede, 2012 yılında eğitime başlayan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'yla da lisans düzeyinde eğitim imkanına kavuşmuştur. İlçenin futbol takımı Gerede Spor, 1970 yılında kurulmuş ve amatör ligde mücadelesine devam etmektedir. Gençler
ilçenin sahip olduğu stadyum, kapalı spor salonu ve profesyonel futbol takımlarının kamp sahalarında spor çalışmalarına devam ederken, tamamlanan sentetik futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, açık ve kapalı tenis kortlarıyla da yeni imkanlara kavuşacaklar. Gerede, dericiler şehri olarak bilinir. Tarihte dericiliğin başlaması, Gerede Türk toprağı olduktan sonra gelen ilk ahilerin derici olmasıyla ve halka dericiliği öğretmesiyle başlamıştır. Günümüze kadar gelişen deri sanayisiyle halen 100'den fazla deri fabrikası, 200'e yakın kemer üretim atölyesi bulunur. Ülkemizin ayakkabılık deri ihtiyacının %40'ını da Gerede deri sanayisi karşılamaktadır. Günde 300 ila 350 ton deri üretme kapasitesindeki fabrika ve imalathaneler üretime devam ederken, altyapı çalışmaları tamamlanan deri ihtisas organize sanayi bölgesinde kurulacak modern tesisler, bölge ve ülke ekonomisine üst düzey katkı sunacak, Gerede dericiliğin merkez üssü olacaktır. Gerede'de derinin kıymeti çok iyi bilinir. Deri imalathanelerinden artan renk renk, çeşit çeşit deriler, Gerede Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kurslarda ev hanımlarının ellerinde sanat eseri tablolara dönüşür. Gerede'den dönerken el emeği göz nuruyla üretilen deri tablo ve ürünlerden sevdiklerinizi almayı unutmayın. Mes ustalığı, geleneksel el sanatları içinde varlığını sürdüren meslekler arasında yer almaktadır. Kışı sert geçen Gerede'de abdest almayı kolaylaştıran mes çok kullanılır ve çok üretilirdi. Şimdilerde tarihi Arasta Çarşısı'nda az sayıdaki ustalar el emeği göz nuru mesler üretirler hala. Gerede'de kemik tarakçılık tarihi, Gerede'nin tarihi kadar eskidir. Kışın her evin bir odası atölyeye çevrilerek tarakçılık yapılırdı. Manda boynuzunun birkaç işlemden geçirilmesiyle yapılan kemik tarakların faydası saymakla bitmez. Saçta elektriklenme yapmaz, saçı sertleştirmez, kırmaz, dökmez, kepeği önler ve stresi alır, evin vazgeçilmez eşyaları arasında yer alırdı. Şimdilerde kemik tarakçılık birkaç usta tarafından yaşatılmaya çalışılıyor. Mutfak eşyalarının en güzel örnekleri yüzyıllardır bakır ustalarının ellerinden çıkar. Son yıllarda her ne kadar endüstriyel ürünler bakırın kullanımını azaltmış olsa da, eskiden evlerde kullanılan kazandan simye, ibrikten düğme, cezveden sağana birçok eşya hep bakırdan yapılırdı. Şimdilerde faaliyet gösteren bakırcılar eski günlerdeki gibi olmasa da üretime devam ediyorlar. Gerede'de 50 yıl öncesine kadar şehir içinde 50 demirci dükkanında yüzlerce kişi demircilik yapardı. Ormancılıkta kullanılan soyma bıçağı, kanca, kazma, zincir, manivela, balta gibi malzemeler ve çiftçilerin ihtiyacı saban ve pulluk gibi malzemeler hep bu dükkanlardaki ustalar tarafından yapılırdı. Gerede köyleri genellikle orman köyleridir. Bu köylerde ormancılık en önemli ekonomik faaliyettir. Ova köylerinde ise tarım ve hayvancılık gelişmiştir. ...92 köyün büyük kısmı yazları yaylalara çıkar. Gerede'nin yaylaları sımsıkı ormanların içinde vaha gibi büyüler insanı.
görüntülerle anlatmak bile yavan kalır. İlla gelip görmek ve hissetmek gerekir. Sözlükte kelime anlamı belli zamanlarda kurulan, sergi niteliğini taşıyan Büyük Pazar diye tanımlanan panayırın tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmese de 16. yüzyıldan itibaren var olduğu bilinmektedir. Özellikle çevre il ve ilçelerin büyük rağbet ettiği bir çeşit ticari fuar olan Gerede Panayırı'nda canlı hayvandan kızarmış kaza, bakliyattan tekstil ürünlerine kadar bir evin ihtiyacı olan her türlü malzemeyi bulmak mümkün. Gerede dendiğinde akla gelen meşhur şakşak helvası ve tatlıları panayır tezgahlarında kilo kilo satılır, bir alan birkaç tane daha alır. Panayırda kurulan Luna Park, çocuklar, gençler ve genç kalanlar için doyasıya eğlence ortamı oluşturur. Alışverişin yanında sosyal hayatı canlandıran sosyoekonomik bir organizasyon olmasının ötesinde ziyaretçilerine bambaşka bir ortam sunar Gerede Panayırı. Gerede mutfağında geleneksel, birbirinden leziz Türk yemekleri yöresel değişikliklere uğramadan yenilmektedir. Yayla çorbası, olmaç çorbası, sütlü çorba, keşkek buğdayıyla yapılan keşkek çorbası, erişte çorbası ve tarhana çorbası ilçenin belli başlı çorbalarıdır. Etli makarna, kedi batmaz, mıhlama, ev makarnası da denen erişte, et haşlaması, hindi dolması, tirit ve tabii ki kızarmış kaz, Gerede'nin önemli yemekleridir. Kaşık helvası, ekmek helvası, höşmerim, ev baklavası ve incir uyutması yemeklerden sonra tüketilen belli başlı tatlılar arasındadır. Geleneksel örf ve adetler yaşatılır Gerede'de. Kına geceleri ayrı bir önem ve özellik göstermektedir. İkramlar yapılır, maniler söylenir, oyunlar oynanır, kınalar yakılır. Evlenecek olan kızın ailesi, yakınları ve arkadaşlarıyla geçireceği bu son gecede mutluluk, hüzün ve gurur bir aradadır. Atma, akşamdan yatma, kaynanan görer, ellere yeler. Geredeli Aşık Figani, dertli ve kör oğlu yöremizin aşıklarıdır.
asıl adı Seyid Ahmet olan Figani, Aşık Dertli'nin çırağıdır. Figani mahlasını da Aşık Dertli vermiştir. Figani'yim, cismin yüksek kaldırma, el alemi sen kendine güldürme, Adem'i sen kardeşine öldürme, o senin kardeşin, vurulmaz kardeş, dizeleri bugüne değin anlamını hiç kaybetmemiştir. Ben emekli öğretmen İsmail Apaydın. Köyümüze öncelikle hoş geldiniz. Köyümüzde yaşanmakta olan bu Ferfene olayını kısaca size özetlemek istiyorum. Ferfene bizim geçmişi çok eskiye dayanan bir geleneğimiz, vazgeçemediğimiz bir geleneğimiz. Özellikle kış mevsiminde köy odasında yapılan bu eğlence türünde amacımız gençlerin birbirini tanıması, kaynaşması, dayanışma ve yardımlaşması açısından geleceğe yönelik, geleceği de yaşama adına yaptığımız bir eğlence türüdür. Yemeğimiz vardır. Yemekte özellikle kış mevsimi olduğu için hindi bölgesel olarak vazgeçilmez bir yemeğimiz. Hindi olmadığı dönemlerde de kırmızı et de kullanırız. Bir de son haftalarda kuzu çevirme yaparız. Bunun dışında Ferfene'de sadece yemekle kalmayıp yemekten sonra da yüzük oyunu denilen bölgemize has bir oyun 9 fincanla oynanır. İlk işte saklama işinden sonra 12, 9, 6 gibi sayılarla en çok sayıyı kazanan taraf kazandıktan sonra kaybeden tarafa bölgemize, yöremize has oyunlarla cezalandırılır. Yani ceza verilir. Bence şu kırıkta. Bence onda değil amca. Bence şunda usta. Hayır amca. Şu olabilir mi abi? Tek hayır, mi? Hayır abi. Abi sen de bu işi çok mu biliyorsun? Ne diyorsun? Bilmiyorum. Bir toplayayım mı tepsiyi? Abi şimdi bir toplama da. Şimdi biz çok sayı veriyoruz. Ben şunu bir vurayım usta. Ya şura bir şöyle yanaşık gibi olmuş arkadaşlar. Aha Meysence. Abi bak buraya tek koymuşlar. Mustafa abi. Bu da değil mi biraz şey yani. Sıkıntılı. Sıkıntılı. Abi şunu bir çekelim mi abi boşa? Şunu kaldırayım mı? Kaldı la bak. Kaldı bak. Aynen. Yağlı yaptın mı? Yağlı abi. Yüz sefer tembih et. Cemiyete görürken, topluma görürken güzelce adam gibi tıraş olur da gelin. Bakalım size konuşulan hiç. Tıraşsız gelmiş hem sakal sakal değil kösele. Şuna bir bak. Ver baba. Şey de uzun, farkında mısın? Ense de uzun. Ense de uzun. Bir daha gelecek mi? Tıraşsız. Enseyi yani temiz etmeden. Enderemezsin, ben deremezsin. Pergel alıp döndüremezsin. Ver ustasını, en dersin, ben dersin. Pergel alıp döndersin. Abi bir daha anlamadım, bir daha söylesen abi ya. Çatal. Abi sen buraya. Lan sen suçu bozuyorsun. Çatalda topal topal yapar sapar. Abi olmaz abi. Efendim? Arkadaşın biri böyle sana vurduğu zaman hemen bana bir vurun oldu diyeceksin. Ben de söyleyeceğim sana kim vurdu diye. Kaç numaranın bildiği vurduğunu bilirsen cezadan kurtarıyor. Kim vurdu? 4 numara. Bilemedim. Oğlum bana bir vuran oldu. Kim vurdu? 3 numara. Bilemedim. Oho. Çok büyük. Erişilmez. Oğlum bana bir vuran oldu. Kim vurdu hocam? 2 numara. Bilemedim. Gerede tarihi ve kültürüyle ve doğasıyla görmek, gezmek için ziyaretçilerini bekler. Eğer yolunuz Gerede'ye düşerse, Gerede dericiliğinin sanata döküldüğü güzide örnekleri almadan, ilçemize özgü birbirinden lezzetli yiyecekleri ama mutlaka meşhur şakşak helvasını yemeden, tarihi eserleri, Esentepe'yi, yaylaları ve doğal ormanlarla kaplı dağlarını gezmeden kesinlikle gitmeyin.